Büyük hanım, çayınızı getiriyorum. Yok kızım, istemem ben, sağ ol. Ne yapıyorsun oğlum? İyice anne. Hava çok güzel, sakin sakin bir çay içeyim dedim. Bunlar niye geldi? Ha? Niye geldi bunlar? Dur anlarız şimdi. Hayırdır komutan? Demir Yaman. Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Hayırdır, ne için? Cinayet. Cinayet mi? Ne cinayeti komutan? Demir Yaman, cengaver Çimen'i öldürme suçundan sizi gözaltına alıyoruz. Cengaver ölmüş mü? Buyurun gidelim. Ben Hayati'yi arayayım hemen. Merak etme, hemen arayacağım. Bak hele ya. Götürüyorlar adamı ya. Jandarmalar aldılar, götürüyorlar adamı ya. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tamam mı komutan? Gidebilir miyim artık? O iş öyle kolay değil. Neticede cinayetle itham ediliyorsunuz Demir Bey. Komutanım bak, bu yanlış anlaşılmalar fazla oldu. Elinde bir delil yoksa bırak gideyim. Eğer varsa mahkemeye mi sevk ediyorsun, savcıya mı çıkıyorsun? Ne yapıyorsan yap artık. Sevk etmeye lüzum yok. Ben buradayım. Sayın savcım. Cumhuriyet Savcısı Jülide Yalçınkaya. Aldınız mı ifadesini? Şimdi bitti efendim. Tamam yüzbaşım, siz çıkın. Buyurun. Cengaver Çimen'le çok eski arkadaşız. Aramız hususi bir sebepten dolayı bozuldu. Tartıştığımızdan beri kendisini görmedim. Tartıştığınızı saklamamışsınız. Güzel. Saklanacak bir şey yok çünkü. Öyle mi? Hı. O zaman maktulü ölümle tehdit ettiğinizi niye söylemediniz? Onu niye sakladınız? O ciddi bir tehdit değildi. Tartışma esnasında sinirle söylenmiş bir sözdü. Üstelik karşılıklı oldu. O da beni itham etti. Ama ölen o oldu. Siz değil. Siz ne demek istiyorsunuz? Her tartıştığım kişiyi öldürmüş mü oluyorum yani? Bilmem. Siz cevap verin. Öldürür müsünüz? Bakın hanımefendi. Hanımefendi değil. Sayın savcım ya da savcı hanım diyeceksiniz. Peki. Bakın savcı hanım, cengaver benim çocukluk arkadaşım. Onun ölüm haberi beni derinden sarstı. Tamam, son zamanlarda husumetimiz vardı. Tartıştığımız da doğru. Ama bu onu öldürdüğüm manasına gelmiyor. İfademde de belirttiğim gibi, tartıştığımdan beri görmedim yüzünü. Nasıl öldü, olay nasıl oldu, en ufak bir malumatım bile yok. Şimdi haklı gerekçeleriniz yoksa eğer... Görgü şahitleri böyle demiyor ama. Ne şahidi? Cengaver Çimen'i öldürdüğünüzü gören bir görgü şahidimiz var. Böyle bir şey mümkün değil ki. Kimmiş o şahit?